2.90, 2.89. Bir iş böyle biraz daha beraber olsa da ben bakayım kısımdan. Evet arkadaşlar, ben Deniz Hayret İsmail. Yeni bir günde yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Devam. Videoları çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yine güzel yerlerdeyiz. Tamam mı? Kasa peşindeyiz. Sunak peşindeyiz. Bu tip yerleri arıyoruz. Biraz daha pratik çözümleri arıyoruz. Çünkü para lazım arkadaşlar. Para lazım. Para lazım olunca hemen ne yapıyoruz? Kasa peşine düşüyoruz. Tabii sizler benim hemen sadece bulduğum anları görüyorsun. Sadece bulduğum anları çekiyorum ben size. Ama bulana kadar anım ağlıyor. Yani öyle kolay değil. Yani belki 2 gün, 3 gün koşturuyorum. Belki 4 gün koşturuyorum. 4 günün sonunda belki bir tane kasa bulabiliyorum. Belki arka arkaya bulabiliyorum. Ama öyle kolay değil. Hani diyorlar ya, hemencecik de buldu. Oğlum bak, bir hareket çekerim size, görürsünüz hemencecik. Ne hemencecik? Ulan imanım geliyor ben onu bulana kadar. Sen bulunmağını gördün, tamam. Allah Allah, sevsinler. Neyse, ama bulursak ne yapıyoruz? Unutmayın, müzeye veriyoruz. Bir, 30 santimin altına girmiyoruz. Efendim, yani olayımız bu. Bir şey de bulursan, sağda solda yürürken ayağına mayana takılırsa direkt müzeye veriyorsunuz. Kaçak kazı yapmıyorsunuz. Büyük kazlar, ya kaçak kazı yapmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İzinli kazlar yapıyorsunuz arkadaşlar. Peki ben yapsam suç olur mu? Sen yapsan olmaz, sen yap. Tamam, kaçak kazı yap. Hatta ben kamerayı alayım. Git evden kazma al, sen kaz. Sen kaz, ben de seni ihbar edeyim. Senin ağzından getirsinler. Hayret bir şey ya. Böylece senden kurtulayım. Dost musun, düşman mısın? Sana sormak lazım. Neyse arkadaşlar. Kaçak kazı yapmıyoruz, izinli kazı yapıyoruz diyoruz. Ve şimdi kasa aramaya, ayağımıza takılan malzemeleri bulmaya çalışıyoruz. Başlamadan önce, öncelikle arkadaşlar, Instagram sayfamdan beni takip etmeyi unutmuyorsunuz. Vizör Medya kameraman kardeşimizin, prodüksiyon ekibimizin sayfasında takip etmeyi unutmuyorsunuz. Efendim, bu da benden size kıyak olsun. Aklıma geldi. Vizör Medya. Evet.
bütün prodüksiyon işlerimi üzerime diye üstlendi. Onlar yapıyorlar. Yani yanlış görürseniz onlara verittirebilirsiniz. Güzellik görürseniz de yine onlara güzel sözlerinizi verittirebilirsiniz arkadaşlar. Diyoruz ve hala abone olmadıysanız bana abone olun. Beni desteklemek istiyorsanız beğenmeyi ve efendim o taraftaki o zili açmayı ve tümünü işaretlemeyi unutmayın diyorum arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hadi şimdi önce bir gezin bakalım vadide ne varmış, şöyle bir tepeden görün, görün. Sonra devam edeceğiz. Hadi yürüyün gidelim. Şeker ezelim, haydi gezelim. Bu sene de bekar gezelim. Oğlum niye ben böyle bir şarkı söyleyeyim ben? Bu sene de bekar gezelim falan. Ne bekar gezecekmişsin ya? Hayır hiçbir şey ya. Bak. Burası güzelmiş. Belki bir ihtimal. Bir ihtimal daha var. Tarararam. Bana diyorlar ki niye pointer kullanmıyorsun? Kullanmıyorum arkadaş. Böyle zevkli oluyor ya. Niye abone? Pointer kullanacağım için ne tadı kaldı ki? İlle de bir şey kullanmak gerekmiyor işte. Zaten anlaşılıyor kötü. Yani üzerine bakıyorum. Şöyle hoşuma gidecek bir şey de yok. Murç işareti yok. Kasa aramak için murç işaretleri arayın. Tamam mı? Böyle murç izleri olan kayaları arayın. Bunlar geldi eşkıya kasası, Ermeni kasası. Efendim işte bak. Hareket çektim. Rum kasası falan oluyor böyle. Yani Rum derken Rum çeteleri. İzmir'deyiz ya, ondan Rum dedim. Rumlar çokmuş burada bir zamanlar. Rum çeteleri saklarmış buralara bir şeyler. Arka taraflar nekropol falan bizim buralarda. Şimdi bakın. Oğlum. Allah'ım. Yavrum ben 73 doğumluyum. Tamam mı? Ağzımın içine gir. Ben neden Rum çetesi göreyim? Tarihini biliyor sadece. O kadar. Nasıl bir tarihi var? Daha biz portakalda vitamindik. Öyle diyor. Neydi o? Öyle bir şeydik işte bir zamanlar. Tamam. Ha, o zamanlarmış yani bu çeteler. İşte Osmanlı yıkıldığı dönemlerde. Ne? Ne yamuk yumuk çekiyorsun? Yürü. Bak. Bunlar hep böyle bir mezar kapak şeyleri. Mezar stili bile olabilir yani şu. Şu alanı görüyorsunuz komple. Bence güzel yerler. Bu tarafa doğru gideceğim. Gel şöyle gidelim. Bu kayaların hepsi ilginç kayalar. Aslında bunlara böyle. Valla. Ana. Kapımdan telefonum. İlaçlarım düştü. Bu sefer daha çok şey düştü. Allah. Oğlum Allah seni de beni de beni giyilir. Pardon çok özür dilerim arkam böyle. Şunu bir şuradan şettireyim. Şurada şunu bir koyayım şurada. Bu ne oğlum lan? Ne sakarlık. Ben o zaman burayı kapatayım fermuarı. Böyle düşerse ben yanarım lan. Benim ellerin serbest olması lazım. Ha, bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Sizi dolayacağım. Tamam mı? Ben arkam döndüm. Niye önüme geçtin? Lan bak yapıyorsun değil mi? Çakal. Çakal. Rezilliğimi gösterecek beni. Şöyle yapacağım şimdi. Tamam. Rezillik mi sakarlık? Lan yürü git ne sakarlık? Ne rezilli? Kapat düştü. Evet arkadaşlar. Ben de hayalet kameraman. Benim lütfen. Abone olmayı unutmayın bana. Ben konuşamıyorum tabii İsmail Bey gibi. Çok konuşuyorsun. Çok yeter. O kadar çok konuşma. Oğlum nereye gideceğimi unutturdun bana ya. Ne tarafa gidelim? Gel. Buradan böyle cidelum. Hayde cidelum. Hayde hayde cidelum. Şunlar ne? Oraya baksın. Hayde. Arabul vallahi. Çekerim silahı, vururum tallahi. Bak. Burayı görüyorsun.
Yani buralar ilginç. Şurada falan taş yığıntıları var. Bak gel. Bu da böyle sanki bir kafa gibi sanki. Sanki. He? Şöyle bir yapmışlar ama. Bu işaretleri var mı? Şuradan gel bir çeksene şurayı. Şuradan. Çiçek kaplumbağa değil de sanki. Bir şeyleri gösteriyor kimi kimi ama. Tam net emin değilim. Gel. Ey Allah'ım. Aşağı düşmüş. Mikrofon aşağı kaymış hiç demiyorsun. İlla bir sakarlığımız olduğu için düşeceksin. Şimdi düşeceksin. Sonra diyorsun ki neden önden çekmiyor? Şimdi düşeceksin. Çöllerim göz oldu. Oğlum burada bir şey yok lan. İçimden bir his diyor ki bir gözüküz aşağıya. Yürü git. Bence içindeki ses sana yalan söylüyor Allah. Döndüm durdum. Gel bir burada bakalım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Buralar ya hep mezarmış ya bir yerleşim yerleriymiş. Şuralara baksana şöyle bir çek. Yani kesinlikle buralar alelade yerler değil yani. Müthiş şeyler buralar söyleyeyim. Komple buralarda yaşam alanı varmış, yerleşim yeri varmış, mezarlar da var arkadaşlar. Güzel sağlam malzemeler bulanlar oldu zamanında buradan. Şimdi en azından bize bir kasa bulursak böyle, tamam mı? Onun peşindeyiz. Uzun zamandır arıyoruz. Ben nerede yanlış yaptım? Şu hizaya bakalım bak. Bak mesela burası çökmüş. Görüyor musun? Burada böyle hafiften bir çökme var. Ben nerede yanlış yaptım? Allah'ım neydi günahım? Mutlu olmaktı hayalim. Nerede? Biz o taşa baktık mı? Yok. Ben nerede yanlış yaptım? Görüyor musun? Bunlar hep ellenmiş. Hep ellenmiş taşlar. Yani kurcalanmış arkadaşlar. Eğer taşlar kurcalanmışsa burada bir şeyler var demektir. Bilhassa böyle küçük işaretleri belli belirsiz. Tabii şimdi buna benzer işaretler bana gönderiyorsunuz. Ben ortadan bilmediğim için tam net size bir şey söyleyemiyorum. Ama bunları gördüm ve ben araştırmamı derinleştiriyorum. Ve asıl yeri bulmaya çalışıyorum. Mesela burada başka işaret var mıdır? Mıdır? Ona bakmak lazım. Orada neler var? Orada bir şey yok. Şuradan mı gidelim? Bak o da bu tarafı gösteriyorsa. O tarafa doğru gidelim. Gel bakalım.
Evet arkadaşlar, define peşindeyiz. Adım adım kasayı bulmaya doğru gidiyoruz. Burada değine ufak tefek işaretler görüyorum. Oynamalar biraz yıpranmış ama bence biz buradan devam etmeliyiz. Gel abi. Gel gel. Böyle devam edelim. Bak şu taş da ilginç. Bak gel gel. Görüyor musunuz? İşaretler yavaş yavaş derinleşmeye başladı. Bu demektir ki biz aradığımız yere yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bakın şu an heyecanlanmaya başladım ufak ufak. Bakın burada var. Şurada var. Burası. Burası. Ve bakın. Şurası. Gördünüz mü? Ve burada böyle bir çizgi yapmış. Burayı da oymuş. Taşın burası da epey bir çalışma yapmış. Tamam, o zaman ne demek? Bu tarafa gideceğiz demek. Gel. Bu tarafa gidelim. Burada bir şey var mıdır ki? Çektin değil mi işaretleri güzelce? Şöyle. Çeksin oğlum, çeksin oğlum! Hep bunlar işlenmiş. Tabii çok eski olur, yıpranmışlar. Bak. Şuraya bakalım. Orayı gösteriyor olabilir mi? Şu kaya güzel ama. Ne diyorsun oğlum? Nasıl arkadaşlar, sıvanmış olabilir mi? Ne oldu, örümceğe mi dolandı? Çok üzüldüm. Çok çok örümceğe dolandı bizim kameraman. Bence komik değil. Bence komik. Ne dersiniz? Sıvanmış olabilir mi burası? Bence biz aşağı gidelim. Burada bir şey yok. Gel şu yolumuzdan devam. Bak burası ilginç duruyor. Bunlar ne lan? Horasa mı bunlar? Hiç normal değil bunlar. Şu kaya bile normal değil. Baksana sanki böyle, oh, adam buraya oturmak için yer yapmış lan. Nasıl gidiyor? Sana demedim ki oğlum. Hemen üstün alınıyor ya. Oğlum izleyenleri söylüyorum. Şuraya bakalım. Gel. Vay gel. Gel. Bak görüyor musun? Açmışlar sunağı. Sunak bulduk. İşte bu sunak. Burası muhtemelen bir kaya mezarı. Tamam mı? Burada sunağı. Ama açılmış tabii ki. Acaba içinde parçalar kalmış mıdır? Oğlum şey var mıdır acaba? Bence şalları indirirsen biraz seyircilerimiz de bunu rahatlıkla görür. Değil mi? Göremiyorlar mı? Evet. Şuradan çek. Şuradan şöyle çek. Sen çek oraya, ben şu çantamı çıkartacağım. Çok 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 kırdı ama. Çok 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 kırdı ama. Tamam. Gözüküyor mu? Gözüküyor ama ben de kendimi... Şuradan gel.
Gel gel gel, ben çekeceğim. Al. Bastım çalılara. Gel. Oley oley. Arkama battı lan çalılar. Ayasın sarayım. Yok burada ya. Dakika düş git çek diyorum, anasını satayım. Çekilin yoldan vahşi batman geliyorlar. Amerikanlar eskidi bunlar, Türkiş kovboylar. Oğlum burada bir şey yok taş gibi. Ama ilginç ya. Şuralara falan bak. Çekilin yoldan vahşi batman geliyorlar. Yok abi bura kesin. Mezar yani. O sunak yani, bildiğin sunak. Ve alınmış yani, bu yıllar sonra burayı soymuşlar. Nereden aldın yıllar sonra soyduklarını? Şu şeyleri gördünüz mü? Bakın nasıl oksit var. Komple oksitlenmiş burası. Tamam. Yani bu belli bir süre sonra insanlar burayı keşfetmiş. Bulmuşlar, almışlar. Ama buralarda normal değil. Burada böyle komple Allah tutacağım lan. Komple bak. Şurada falan bayağı izler belli. Gel çık şuraya. Çık göster orayı. Ah çık 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 çık. Şurası bak. Gözüküyor mu? Şuradaki şu. Bunlar hep burada bir şey olduğunun izleri. Yani burada bir şey var. Dağıtılmış gibi de duruyor sanki. Anıt mezarmış, dağıtılmış gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Oğlum burası tünel mi lan yoksa? Şu altta bir şey var ama. Burası tünel girişi olabilir bak. Bakın burası böyle komple çökmüş. Şu çöküntüyü güzel bir çekebilir miyiz? O iyice algılasın orayı herkes. Bakın orası. Görüyorsunuz değil mi nasıl? Boylu boyunca çökmüş. Tam tünelin başı. Başında da sunak var. Ben sana bir şey söyleyeyim. Burası tünelmiş. Çökmüş yalnız. Onun burada ölçüm de yapamayız ha. Valla. Ölçüm yapmak için çalıları kazmamız lazım. Onları kazmak için izin almak lazım. Of. İki ucu şeyli değnek. Aşağı tükürsen, sakal yukarı tükürsen büyük. Büyük ne lan? Büyük. Yani ölçüm için çalıları kazacaksın. Çalıları kazmak için ormandan izin alacaksın. Ormandan izin almak için nasıl yapacağız o işi? Ya ölçüm için çok para yatırmadan burayı ölçüm yapıp komple temizlemek lazım aslında. Bence sağlam bir ölçüm yapılabilir burada. Birkaç bin lira masraf yapılıp araştırma izni çıkartabiliriz. Neyse ben düşüneceğim bunu. Belki araştırmayı çıkartabilirim. Gel, gel. Dur bak ne gördüm, gel. Bak. Şunu görüyor musun? Oksit mi abi? İşte oksit bu. Şöyle yakından çek. Ve şu taşa bakın. Hepsinden farklı. Bence müthiş. Ne dersin? Çekilin yoldan, vahşi batıdan geliyorlar. Oğlum bu kaya değil lan. Hiç normal gibi gözüküyor. Sana bir şey söyleyeyim, kaya değil bu. Açalım bunu. Sanki ek yapılmış gibi böyle. Hı-hı. Şey yapalım. Kamera durmasın. Tamam. Durdu, bir daha başlat istersen. Başlattım. Başlattın mı? Hı-hı. 10 dakikada bir kapanıyor ya. Hı. Şu an 10 dakikada kapanmayacak. Tamam o zaman. Burayı bir kesinti saçalım. Bir görsünler. Şimdi oradaki sunağa baktık, açılmış ama burada yine böyle bir şey gördük. Burada ne dikkatimi çekti? Hemen onu anlatacağım size. Bak. Birincisi, bak şurada da var. Görüyor musun?
Burada da var. Şurada da var. Gözüküyor değil mi oksitler? İyice yakından çek, zoom yap. Bak, sarı sarı oksitleri gördünüz mü? Şimdi her sarıda oksit değildir. Nasıl anlıyoruz? Şimdi şöyle bak, sürdüm, kayboldu, boya gibi bulaşmış olacak, tamam mı? Böyle kokusu rutubet gibi değil. Biraz daha farklı ve yanık kokar, tamam mı? Böyle yanık kokar. İşte o zaman bunun oksit olduğunu anlarsınız. Yani yosunu elinize böyle olduğu gibi geçer hemen ve gider. Yani nasıl göstereyim ben size yosun? Mesela şurası yosun. Bak hiç. Yemyeşil geçti. Ama bunda yani tozumsu olacak, tamam mı? Şimdi la havle ve la kuvvete yok. Kamerayı tutmayı bilmiyor ya. Oğlanı çağırayım ben. Oğlan çeksin. Eline bakmıyorsun abi. He? Elin değdi. Ne var değdi? Elim değdi. Ya yürü git ya. Hemen de hazır. Demişler niye oynamıyorsun? Yerim dar. He, senin de yerin dar, elin değdi. Kesin. Evet. Birinci şüphemiz bu. İkinci şüphemiz zaten şu kayamız komple bakın. Yosunlu gibi. Tamam. Bu ne? Bu ne abi? Bitki mi? Odun mantarı. Oğlum odun mantarı mı burada? Ne iş var lan? Tam da orada çıkmış. Şu şey, şunların parçası galiba kopmuş. Kalmış. Öyleyse burayı açalım. Önce bir şöyle bir izleyelim. Bak. Ne abi? Bak şimdi. Bir buna bakın, bir de buna bakın. Ne kadar fark var değil mi? Yani bu ne demektir biliyor musunuz? Şu taş kesinlikle taş değil. Bu bir horasan. Ki zaten horasan emici olduğu için, suyu emdiği için de yosun tutmaya çok müsaitler böyle. O biçim yosun tutar yani. Çeşme başındaymış gibi. Zaten fark ettiğiniz zaman bakın burada komple bu yosunlu. Görüyor musunuz? Komple yosunlu. Oo çekilin yoldan. Oğlum içi boş lan bunu. Baksana içi boşluğa gitti. Bak. Dur tadını çıkartacağım hemen açmak yok. Allah rızası için gel gel. Gel gel gel. Yeminle burası kasa. Mı? Kasa arkadaşlar. Ya kasa ya sunak bu. Tamam süper ya. Baksanıza. Bak. Bak gördün mü? Vallahi çok orijinal bir şey buldum ya. Oğlum. Vallahi. Çok sevindim. Vallahi müthiş güzel. Bak. Dur. İçeriği dağıtmadan. Çok eski yalnız, yıpranmış. Bak. Gördünüz mü? Heyecanlandım. Oğlum canavar gibi kasa bulduk anasını satayım. Bak. O kadar eski ki çürümüş gitmiş lan. Ya da çok yağmurdan mıdır? Neyin istatı? Görüyor musunuz? Kesinlikle horasın. Para var. O ne lan? Nereye bakıyorsun sen? Kesinlikle horasın. Acaba bir şey var mı? Burada bir şey yok. Yemin ederim bir şey var. Bak. Böcek var. Ama böceğin altında. Oha! O ne abi? O ne ya?
Oğlum altın mı? Altın mı? Yemin ederim altın mı? Oğlum sonunda altın bir şey bulduk lan kasadan. Bu nasıl bir şey abi ya? Abi işte canavar gibi altın ya. Yeah! Oğlum harçlık ne ki lan? Drone'u yenileyebiliriz. Ne drone oğlum? Ne drone'u? Öyle öyle. Arabayı verme direkt bana. Dur, bak bak vallahi bir tane daha var. Yemin ederim bir tane daha var. Oğlum aa, yavaş yavaş cipe doğru gidiyor. Seni çekmesem de olur bundan sonra. Sadece elinin bir süslü de ha. Dümdüz değil. İşlemişler. İşlemeli bilezik. Vallahi çok değerli bunlar söyleyeyim ben sana. Biraz daha yokla. Bence ay, çıkacak bir şeyler. Oğlum bir tane daha çıktı lan. Hadi abi. Hadi. Cipi alıyor. Tamam oğlum senin drone'u değiştiriyor. Değiştirelim abi vallahi. Var mı başka? Biraz daha yoklayalım. Ben burada yapayım ya yavaş yavaş tadını çıkartayım. Çıkartması çok zevkli. Başka yok. Abi, tane daha, vallahi bir tane daha çıktı. Yemin ederim bir tane daha çıktı. Abi o ne be? Çok güzel yalnız. Bak görüyor musun işlemeleri? Bu ne oğlum lan? O zamanlar nasıl yapmışlar bunları ya? Aslında o zamanlar daha çok işleme varmış arkadaşlar. Daha çok el işçiliği varmış. Şimdi her şey makine. O zamanki işçilik şimdi bile yok. Kaç oldu lan? 1, 2, 3, 4 tane. Biraz daha yok. Ulan hediyesi buysa bunun malzemesi nedir lan? Bilmiyorum artık. Açayım. Ben bu gece burada yatabilirim. Hadi lan abim devam edeyim mi? Yo burayı biz kesin. Yalnız mis gibi de kekik kokuyor. Nerede o kekikler? Yemin abi ederim. Kekiği bırak. Kekik mi kokuyor? Burası gaz mı kokuyor? Oğlum ben kafayı buldum lan. Başım dönüyor benim. Ne metal kekiği ya? Olabilir mi? Şey metal diyor. Metan gazı mı diyorlar abi? Vallahi burnum yandı. Su içeyim lan. Suyumu ver. Vallahi burnum yandı. Bakacağım da bir su içeyim. Anam başım döndü. Ben şöyle bir detaylıca gezebilirim. Ben burada başım döndü. Adam neyi çekiyor ya bırak. Şş, alo. Aa oğlum dur lan. Evet. Başım döndü. Başım acemilik yaptık yalnız ha. Açtık zaten hava almamış demek ki açar açmaz hemen dalmamak lazımdı ya. Bir de burnumu dibine soktum salak gibi. Açacağım kasın devamını ama. Çok pardon. Çaktı. Allah'tan doğadayız. Bıyıklar bozuldu. Hafiften. Ben de diyorum şey kokuyor. Kekik kokuyor. Ne kekik? Gaz kokuyor. Nasıl satıyor? Ağzım işte ha. Allah kafayı buldum lan. Yar bana bir eğlence. Yar bana bir eğlence. Fazla konuşma kafana geliyor tencere. Vay 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 vay. Neydi bu? Acıvat Karagöz.
Hadi cav cav. Ben deniz hadi cav cav. Arkadaşım Karagöz'le birlikte bir hatamız olduysa, sürçülisan ettiysek affola. Devam ediyoruz. Hoşçakalın. Ben de ayrılım bitmedi. Daha kasayın devamını açacağım. Gel oğlum kasaya gidiyorum. Ben bunu niye sırtıma aldım ki? Gel oğlum kafayı buldum ben. Oh oh. Yandan çıkır 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 da fıkır 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 da. Neydi? Zaten çok yanlış. Fahri ya. Neydi o şıkır 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 da fıkır 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 da. La 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 la. Wow, oğlum. Bak bak görüyorsun, görüyorsun. Görüyorsun yoksam yok oğlum. 4 tane bilezik bulmuş. 4 tane altın lan altın. Var ya. Yani altın parasıyla satsam bile dünya para yapar lan. Vallahi duramadım. Daha bitmedi ki. Daha bitmedi. Bunlar 4 tane başka. Geliyor. 5. geliyor. Şimdi bilezik varsa... Yanaşıyorum hala kokuyor lan. Nasıl bir şey bu anlamadım ben ya. Niye kokuyor ki? Çok pardon özür dilerim. Oldum yani diğer resmen. Evet. 5. 5. müzik yok mu lan? Ne işim var punktırla? Bak şu elinden bunun ne güzel işte. Zevkli abi. Zevkli zevkli eline gelecek. Elinle bulacaksın. Ah, girdim ha. Dokundu. Allah. Sabaha kadar içelim bence. Yassak. Evet. Abba. Şöyle yapalım. Hadi kapak fotoğrafı olsun mu? Olsun. Gözüküyor mu? Tamam. Yeterli bence o kapak fotoğrafına. Neyse arkadaşlar, şimdi gelelim saadete. Gördüğünüz gibi bana fotoğraf gönderen arkadaşlar, kasayla alakalı bu kasa mı değil mi diye soruyorsunuz. Her zaman söylüyorum, 100 tane kasa bulduysam 50'si kasa bile çıkmıyor. Saçma sapan yerler oluyor. Yüzünü de açıyoruz. Yani 20-30 santim geçmiş şekilde. Eşkıya kasası bunlar tabii ki. Yani yüzünü açıyoruz, 50'si kasa bile çıkmıyor. Öylesine bir doğa çıkıyor. Doğal bir taş çıkıyor. 49'u boş çıkıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Ama bir tane çıktı mı, yani senede 5 tane 6 tane yakaladınız mı yeter. Gidip de kaçak kazı yaparak ortalığı köstebek gibi yapmaktansa eşkıya peşinde koşun. Günümüzün cevherleri ufak tefek yerlerde sağlam bir aramayla, sık bir aramayla, çalışmayla bunu yaparsınız. Ama tabii ne kadar değersin için bilmiyorum. Büyük zaman alıyor. Sanki işte çalışmak daha mantıklı geldi bana. Şu an düşündüm de işlerinizi ihmal etmeyin. Bu işleri peşine koşayım derken çoluğunuzu, çocuğunuzu, ailenizi de bu iş uğruna sefil etmeyin. Büyük paralar harcamayın. Üç kağıtçılara dikkat edin. Arkadaşlar kaçak kazı yapmayın. Hoşça kalın. Ben de kalın.